Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Câsiye suresi 12-20. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Allahu'l-lezî sahhara lekumul bahr litecriyel fulku fîhi bi emrihim. O Allah ki kendi emriyle gemilerin hareket etmesi için denizi size musahhar kıldı. Burada Allah-u Teala insan olan nimetlerden birisini, deniz nimetini nazara veriyor ve denizlerin insanın emrine amade olduğunu bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim genel anlamda insanla alakalı bu insanın neye ihtiyacı varsa bütün nimetlerin verildiğini bildirir. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Yani istemiş olduğunuz her şeyi Allah size verdi. Ve in ta'uddu ni'metallah la tuhsuha, onun nimetlerini saymaya kalsanız saymakla bitiremezsiniz. İşte o sayısız nimetlerden birisi de denizler. Denizler dünyanın dörtte üçünü meydana getiriyor ve insanların epey bir kısmı sahillerde yaşar ve balıklar onlar için önemli bir geçim kaynağıdır, hem bir rızıktır. Bu şekilde Allahu Teala denizleri emrimize amada kılmış ve istifademize sunmuş. وَلِتَبْتَوُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın lütfundan rızık talep etmeniz için bu böyle. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ve şükretmeniz için. Yani Allah-u Teala'nın bu şekilde size denizleri musahhar kılması hem gemilere binip gitmeniz için, hem rızık talebinde bulunmanız için, hem de şükretmeniz için. Yani insan şöyle denize bakıp o denizler dolusu nimetlerin insan için verildiğini düşündüğünde ona göre çok derinden bir şükran içinde olması gerekir. Denizler de bizim için bir sofradır. Nasıl ki Allah-u Teala yeryüzünde topraktan bizim için nice nimetleri çıkarıyor, onun gibi denizden de gerek balık gibi şeyler, gerekse süs eşyaları, bunları bizlere veriyor. Öte yandan gemiler eskiden beri bir ulaşım vasıtasıdır. İnsanlar büyük nakliye olaylarını daha çok deniz yoluyla gerçekleştiriyorlar. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُمْ Allah arzda ne var ve gökte ne varsa hepsi kendinden olmak üzere bunları size musahhar kıldı. Yani Allah gökte, yerde ne varsa kendi lütfuyla, kendi emrinden onları sizin emrinize verdi. İnsan küçük, zayıf bir varlık ama bu küçük, zayıf varlığa yerde, gökte, her taraftan nimetler geliyor. İnsan kainatın merkezinde ve bütün nimetler bu insana yönlendirilmiş ve bütün bu nimetler insana gönderiliyor. İnsan buna mukabil derinden derine şükretmekle mükellef. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Şüphesiz bunda tefekkür eden bir kavim için, düşünen kimseler için ayetler vardır. Yani aklını kullanan, tefekkür eden kimseler için yerdeki ve gökteki varlıkları görmek, incelemek, denizi, denizdeki balıkları, nimetleri düşünmek Allah'a insanı sevk eder ve insan bu ilahi ayetleri düşünmek suretiyle derinden bir şükran hisseder ve Allah'a yönelir. قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenlere de ki, yani ehli iman olanlara, ey peygamber şunu söyle: يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ Allah'ın günlerini ummayanları bağışlasınlar. Yani burada Allah'a kavuşmak, Allah'ın lütufları, Allah'ın nimetleri, bu gibi noktalara dikkat çekiliyor ve Allah'ın günlerini ummayanları bağışlasınlar. Allah'ın günlerinden maksat aslında bütün günler Allah'ındır ama bazı günler, önemli olayların yaşanmış olduğu günler daha Allah dedirten günlerdir. İşte Hazreti Nuh'un kavminin başına gelen tufan olayı veya Lut kavminin başına
gökten taş yağdırılması veya Peygamberimiz dünyaya gelmezden yakın bir zaman önce Kabe'yi tahribe gelen Ebrehe ve ordusunun başına kuşlar vasıtasıyla taş atılması ve onların ordusunun helak edilmesi. Bunlar Allah dedirten günlerdir. Ama bir kısım insanlar başlarına bir felaket gelmeyeceğini zannediyorlar. İşte Allah-u Teala onları bağışlasınlar diyor. Yani Allah onlara mühlet verir, Allah onlara süre verir ama neticede onların cezasını da verir. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah bir kavmi yaptıklarıyla cezalandırsın diye. Yani Allah onlara fırsat veriyor. Onlar her ne kadar Allah'ın azap günleri gelmez, gerek dünyada gerek ahirette öyle bir azap olmaz gibi düşünüyorlarsa da Allah yine de hemen onları cezalandırmayın diyor. Dünyada şöyle bir yapacaklarını yapsınlar, durumları ortaya çıksın. Ve böylece Allah herkesi yapmış olduğu şeyle cezalandırsın. Men amile salihan feli nefsi. Yani kim salih bir amel işlerse kendisinedir. Kim salih bir amel yaparsa kendisi için yapmış olur. Ve men esâe fâleyhe. Kim de kötü bir amel yaparsa bu da kendi aleyhinedir. Bu Kur'an-ı Kerim'de lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet o gibi ayetlerle de bildirilen bir durum. İyilik yapan kendine iyilik yapar. Kötülük yapan yine kendi aleyhine kötülük yapmış olur. Sümme ila rabbikum turcaun. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Dönüş Allah'a. İnsan şu yeryüzünde bir yolcu ve insan şu dünya hayatında kendine belirlenen bir süre içerisinde yaşayacak. Ama daha sonrasında dönüş Allah'a ve Allah'ın huzurunda insan hesap verecek. وَلَقَدْ اَتَيْنَا بَنِي اِسْرَائِلَ الْكِتَابِ Andolsun biz İsrailoğullarına kitap verdik. وَالْحُكُمْ وَالنُّبُوَ Ve onlara bir hüküm peygamberlik verdik. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ve tayyip olan, temiz olan rızıklarla onları rızıklandırdık. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Ve onları alemlere üstün kıldık. Kur'an-ı Kerim'de en fazla nazara verilen kavimlerden birisi İsrailoğullarıdır. Köklü bir kavim ve bu kavmin başından büyük olaylar geçmiş, dikkat çekici olaylar geçmiş. Kur'an-ı Kerim onların kıssasına daha bir önem arz veriyor ve onların hayatından bize bir takım tablolar sunuyor. Burada da onlara hüküm verildiği, peygamberlik verildiği, kitap verildiği nazara verildi. Yani Allah onlara Tevrat'ı verdi. Öte yandan hükmetmek, bir saltanat nasip etti. Özellikle Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman zamanında ve devamındaki krallar zamanında Allah-u Teala onlara böyle bir saltanat nasip etti. Ayrıca peygamberlik verdi. Pek çok rızıklarla, mahsullerle onları rızıklandırdı. Ve bütün bu vermiş olduğu şeylerle onları kendi devirlerinde yaşamış oldukları o tarihi dönemlerde diğer milletlere, diğer insanlara üstün kıldı. Bu onların her halükarda ve bütün zamanlarda üstün kılındığı anlamına gelmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların aynı zamanda lanetlendiğini, Allah'ın gadabına maruz kaldığını da anlatır. Demek ki üstün oldukları zamanlar olmuş ama zillete maruz kaldıkları dönemlerde olmuş. Nitekim 1948 yılında İsrail kuruluncaya kadar 2000 yıl devletsiz geçen bir dönemleri oldu. Dünyanın her tarafında sayıları dağılmış azınlık bir şekilde her tarafta bulundular. Ve ateynâhum beyyinâtin minel emr ve biz onlara emirle alakalı apaçık ayetler verdik. Yani dinin bir takım delillerini, bir takım apaçık delillerini onlara verdik. فَمَخْتَلَفُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Onlar kendi aralarında bir takım
hırs gibi, haset gibi sebeplerle ihtilafa düştüler. Yani kendilerine kitap verildi, peygamberler gönderildi ama insanda bir takım menfi duygular da var. Bu menfi duygular devreye girdi. Hırs, haset, çekememezlik, menfaat duygusu, bu gibi gerekçelerle kendi aralarında ihtilaf ettiler ve kitabı farklı şekilde yorumladılar, farklı şekilde değerlendirdiler. İnne rabbeke yakdi beynehum yevmel kıyame fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında ihtilafa düşmüş oldukları meselelerde hükmünü verecektir. Yani onlar bu dünyada evet farklı farklı yollar kendilerine göre tutturdular. Tevrat'ı farklı farklı yorumladılar. Ama diğer alemde bunların hakikati ortaya çıkacak ve bunların gerçeğinin ne olduğu taraf ilahiden kendilerine haber verilecektir. Bu tabi sadece onlara has bir durum değil. Şu anda Müslümanlar olarak bizler de kitabın yorumunda, Kur'an'ın yorumunda farklı farklı görüşlerde olabiliyoruz. Bunların bir kısmı isabetli görüşler, bir kısmı da hatalı olan görüşler. Ve ihtilaf etmiş olduğumuz şeylerin hakikati nedir, gerçeği nedir? Bunlar diğer aleme gidildiğinde taraf ilahiden tek tek haber verilecek. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ. Sonra din hususunda seni bir şeriat üzere kıldık. Değerli izleyenlerim, yani şeriat yol anlamındadır. Allah'ın yolu, Allah'ın dini ve bilhassa hükümler ciheti, dinin hükümlere bakan yönüne şeriat deniliyor. Ancak günümüzde Türkiye'de bir takım kavramlar farklı bir şekilde yorumlandığı gibi yanlış yorumlanan kavramlardan birisi de şeriat kelimesidir. Öyle ki bir kısım Müslümanlar bile ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyebiliyor. Şeriata karşı olmak Allah'ın dinine karşı olmaktır. Peygamber'e muhalefet etmektir. Allah'ın gösterdiği yolu yol olarak kabul etmemek anlamına gelir. Ama anlayabildiğim kadarıyla ben şeriata karşıyım diyenlerin pek çoğu bunun ne olduğunu bilmeden söylüyorlar. Dolayısıyla her ne kadar kelime olarak böyle söz olarak bu küfür görülse de sahibi kafir olmayabilir. Ama inadına böyle söylüyorsa, dini reddettiği için böyle söylüyorsa bu onu dinden çıkaran bir durumdur. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekir. Nasıl ki cihat denildiğinde daha çok bazıları istila manasını anlıyor. İşte Müslümanlar dünyayı istila etmişler. Sanki çapulcu bir grup gibi her tarafa saldırmışlar. Cihat denildiğinde böyle anlamak isteyenler var. Cihat böyle bir kavram değildir. Cihat Allah yolunda mücadeledir. Benzeri bir şekilde de yani şeriat Allah'ın dinidir. Allah'ın bizlere bildirmiş olduğu hükümlerdir. Dolayısıyla ben Müslümanım diyen bir kimsenin ben şeriata karşıyım demesi düşünülemez. Şayet diyorsa cehaletindendir. Kendisine meselenin hakikatinin anlatılması gerekir. Fettebi'he, ey peygamber sen o şeriata tabi ol. Allah'ın hükmüne tabi ol. Ve la tettebi ehve'ellezine la ya'lemun, bilmeyenlerin yoluna tabi olma. Yani Allah sana hükümler indirmiş. Allah sana hak ve batılı ayıracak şekilde her şeyin hakikatini göstermiş. Bu durumda tutup da insanların hevalarına tabi olmanın bir anlamı yoktur. Sen insanların hevalarını, kötü arzularını bırak, doğrudan doğruya Allah'ın hükmüne tabi ol. İnnehum len yunu anke minallahi şey'e. Şüphesiz onlar Allah'tan sana gelebilecek bir şeyi gideremezler. Ve innez zalimin ba'duhum evliyâu ba'd. Şüphesiz ki zalimler birbirinin dostlarıdır. Vallahu veliyyul muttakin. Allah müttaki olanların, takva sahibi olanların velisidir. Yani o zalimler birbirinin dostudur. Onlar birbirlerine yardımcı olmaya çalışırlar. Ama ehli iman olanların velisi, Allah'a inananların velisi Allah'tır.
Müttaki olan, takva sahibi olan bu kimselerin yar ve yardımcısı Allah'tır. Allah onlara sahip çıkar ve onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfrün zulümatından imanın nuruna çıkarır. Cehalet karanlıklarından onları ilmin aydınlığına, ilmin nuruna çıkarır. هَذَا بَصَائِرُ لِنَّاسِ İşte bu Allah'tan basiret nurlarıdır. Yani bu anlatılanlar hak ve hakikati gösteren basiret nurlarıdır. İnsanın kalp gözünü açan, insana hakikati bildiren nurlardır. Ve huden ve rahme li kavmin yu'minun, inanan li kavmin yuqinun, yakin sahibi olan bir kavim için bir hidayet ve bir rahmettir. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu hükümler insanın gerçekten maneviyatını açacak olan, kalp gözünü açacak olan birer hükümdür. Öte yandan bunlar yol göstericidir. İnsan nerede ne yapacağını bu ayetleri anlamak suretiyle daha iyi öğrenir ve acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam tarzındaki tereddütlerden kurtulur. Öte yandan bunlar bir rahmettir. Nasıl ki gökyüzünden inen yağmur bizler için rahmettir ve gökyüzünden inen yağmurla yeryüzü yeşilleniyor, hayatlanıyor ve yeryüzü yaşanacak bir hale geliyor. Onun gibi ilahi hükümler de bir rahmettir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de rahmettir. Allah-u Teala inananlar için Kur'an'dan bir rahmet indirdiğini bize bildiriyor. İnanmış olan kimseler Kur'an-ı Kerim ayetlerinden gerçekten istifade ederler ve ona göre manevi hayatları şekillenir ve böylece istikametli bir hayatı yaşamış olurlar. Dünyada gam ve kederden uzak bir şekilde, korkulardan uzak bir şekilde yaşarlar. Böyle yaşamayı, istikamet üzere bir hayatı Allah-u Teala hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.